tezkereye güçlü bir destek verdik ve evet dedik. Mevzu bahis vatansa, hükümete her türlü eleştirimi saklı kalmak şartıyla devletimizin ve ordumuzun yanında olmayı milli bir görev ve bilinç olarak kabul ediyoruz. Allah Türk askerini ve Türk devletini korusun, muzaffer kılsın, kahraman Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugün mecliste bir grup misafirim vardı. Misafirlerden bir tanesi de Soma'dan haklarını alamadıkları için yürüyüşe geçen Soma'daki maden işçileriydi. Soma'da 5 yıl önce atılan ve hala tazminatları ödenmeyen madencilerin Ankara'ya başlattığı bu yürüyüşü yakından takip ediyoruz. Ekmeğini taştan çıkaran kardeşlerimizin haklı mücadelesini destekliyoruz. Manisa 1. İdare Mahkemesi tarafından yürüyüşün madencilerin en temel ve en demokratik hakkı olduğu belirtilmesine rağmen Manisa Valiliği tarafından madencilerin yürüyüşlerinin engellenmesini de kınıyoruz. Manisa Kırkağaç'ta kurdukları çadırlarda soğuğa ve yağışa rağmen zor şartlarda bekleyişlerini sürdüren madencilerin sesini hükümet duymalıdır. Devlet vatandaşını mağdur etmemekle yükümlüdür. Kışa girerken aileler devam edelim Sayın Türkan. Kışa girerken aileler mağdur edilmemeli, madencilerimizin haklı talepleri karşılanmamalıdır. Mecliste çıkarılan kanunla bu madenci kardeşlerimizin tazminatları 36 ayda ödeneceğine dair bir hüküm getirmiştir. Buna rağmen bu 36 ayda bu paralarını almayı bırakın, sadece 3 taksit ödenmiş, diğer taksitleri, tazminatları ödenmemiştir. Bu mağduriyetin bir an önce hükümet tarafından giderilmesini talep ediyoruz. Geçen seneden beri İYİ Parti olarak sürekli gündemde tuttuğumuz ve desteğimizi bir an olsun emek çekmediğimiz emeklilikte yaşa takılanlar mevzusunda geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuya ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu'nu görevlendirdiği ve sorunun çözümü için bir çıkış yolu arandığı öne sürülmüştü. Fakat dün EYT'lilere yönelik çalışma başlatıldığı haberi bizzat Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak tarafından gündemimizde yok denilerek yalanlandı. Devam edelim. EYT'liler hükümetin ve Sayın Albayrak'ın gündeminde olmayabilir. Ama milyonlarca vatandaşımızı sıkıntıya sokan ilk gündem maddesi budur. İktidar EYT'lileri yok saymaya devam ettikçe biz İYİ Parti olarak konuyu gündeme getirmeye ısrarla ve inatla devam edeceğiz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, gün geçmiyor ki millet olarak zam haberleri almayalım. Başta paket üstüne paket açıklayarak ekonomimizin her fırsatta çok iyi gittiğini anlatan Sayın Albayrak olmak üzere enflasyonu tek haneli rakamlarda gösteren TÜİK gibi kuruluşlara rağmen hükümet her gün zam haberi açıklamaya devam ediyor. Geçen hafta elektriğe ve LPG'ye gelen zamlardan sonra bu haftaya da yeni zamlarla uyandık. Karayolları Genel Müdürlüğü otoyol ve köprü geçiş ücretlerine, Devlet Demiryolları ise tren biletlerine TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamını tanımıyoruz diye meydan okuyarak %20 zam yapmış. PTT normal ve diğer gönderi bedellerini de devam edelim. PTT normal ve diğer gönderi bedellerinin %20 arttırıldığını açıkladı. Zamların devamı gün geçtikçe artarak gelecek gibi gözüküyor. Hükümet zamlara yaptığı artışı hızı gibi aynı hızda ekonomide dibe çakılmaya devam ediyor. Bizden uyarması, bizden söylemesi, yüce parlamentoyu saygıyla selamlıyorum. Söz sırası Milliyetçi Hareket Partisi grup adına grup başkan vekili Sayın Bülbül'de. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 13 Mayıs 2014'te Soma'da meydana gelen maden faciasında 301 madencimiz hayatını kaybetmiştir. Kaza sonrası Meclis Araştırma Komisyonu kurulmuş, raporunu vermiştir. Raporda yer alan önerilerin bir bölümüyle ilgili kanuni düzenlemeler de yapılmıştır.
Maden kazası sonrası 2800'den fazla maden işçimiz işten çıkarılmıştır. Maalesef aradan 5 yılı aşkın süre geçmesine rağmen bu madencilerimiz halen tazminatlarını alamamışlardır. Bu madencilerimizin mağduriyetlerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu yetkilileri tarafından bir an önce giderilmesi gerektiğini hususunu Yüce Meclisimize arz ediyorum. Sayın Başkan, Sakarya ili Türkiye'de mısır üretiminde önemli bir yere sahiptir. Ne yazık ki bu yıl TMO tarafından açıklanan fiyatlar çiftçimizin beklentilerinin altında kalmıştır. Tarımsal girdilerin %70 ila %100 arasında arttığı bir durumda, taban fiyatın geçen yıla göre %21 oranında artmış olması çiftçimizi oldukça zora sokmuştur. TMO'nun mevcut durumda az olarak bulduğumuz, düşük olarak bulduğumuz fiyattan dahi alım yapmaya başlamaması neticesinde fiyatlar serbest piyasada çok daha azalmış, düşmüş ve bunun neticesinde çiftçimiz mağdur olmuştur. Bu konuda Tarım Bakanlığımıza çağrıda bulunarak mısır fiyatlarıyla ilgili olarak özellikle TMO'yu yönlendirilmesi devam edelim. TMO'nun yönlendirilmesi suretiyle çiftçilerimizin sıkıntılarına bir nebze olsun çare bulunmasını talep ediyoruz. Yine mısır çiftçilerimiz açısından önemli bir sıkıntı daha vardır. Sakarya'da mısır ekilen alanlarda başka bir ürün üzerinden tarım yapılmamaktadır. Bu üç defa aynı ürünü ektikten sonra dördüncü defa karşılıksız desteklemelerin verilmeyeceği noktasındaki bu zamana kadar yapılan uygulama son derece isabetsizdir. Bundan dolayı mısır çiftçimiz son derece sıkıntıya düşmektedir. Bunu önlemek son derece önemlidir. Arka arkaya ürün ekilmesinden dolayı, üç defa ürün ekilmesinden dolayı dördüncü ekim sürecinde devletimizin karşılıksız desteklerinden faydalanmaması durumunun ortadan kaldırılarak mısır çiftçimize bu desteklemelerin devamlı hale getirilmesini Yüce Meclis huzurunda ilgili makamlardan talep ediyoruz. Saygılar sunarım. Söz sırası Halkların Demokratik Partisi grubu adına Grup Başkan Vekili Sayın Uluç'ta. Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri. Türkiye'nin yakın tarihinde en fazla kayıp verdiğimiz iş cinayetlerinden biri 13 Mayıs 2014'te Soma'da gerçekleşmişti. 301 maden işçisini kaybettiğimiz bu facianın ardından Soma Holding ve Uyar Madencilik şirketlerinden çıkarılan ve sendika üyesi olan işçiler aradan geçen 5 yılın ardından tazminatlarını alamamış ve emeklilik hakları ile ilgili hukuksuz uygulamalara tabi tutulmuşlardır. Bu işçiler haklarını aramak amacıyla kendileriyle aynı durumda olan ve sayıları 2000'i aşan işçinin taleplerini duyurmak için ve mecliste görüşmeler yapmak için 5 Ekim günü Ankara'ya bir yürüyüş başlatacaklarını duyurdular ve başlattılar da 301 kilometre yürüyerek Ankara'ya geleceklerdi ve Enerji Bakanlığı önünde de yürüyüşlerini sonlandıracak ve sorunlarını, taleplerini ileteceklerdi. Bu demokratik bir haktır. Bu demokratik hak, bu yürüyüş defalarca engellenmeye çalışıldı. İşçiler gözaltına alınmakla tehdit edildi. Şimdi ise Manisa Kırkağaç'ta bekletiliyorlar. Daha ileri gitmelerine izin verilmiyor. Açıkça bir suç işleniyor işçilerin yürüyüşleri engellenmekle. Ve oraya çeşitli sivil toplum kuruluşlarının, sendikaların, siyasi partilerin ziyaretleri oluyor işçilere dayanışmalarını göstermek için. Şimdi geçen 5 yıla baktığımız zaman Soma'da haklarını arayan işçiler ve onları savunan avukatlar, ÇHD'li avukatlar ceza alırken, çeşitli mağduriyetlerle karşı karşıya kalırken, cezaevinde tutuklu durumda bulunurken Soma'da yaşanmış olan işçi katliamının sorumluları cezasız bırakıldılar. Şimdi Türkiye'de madencilik alanında rölevans ve taşeron uygulaması devam etmektedir maalesef. Bu devam ettiği gibi tazminat da devam edelim.
Bu devam ettiği gibi tazminat da ödenmemektedir. Özlük hakları gasp edilmeye çalışılmaktadır. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Öyle sanıyorum ki bu meclisin çatısı altında bulunan bütün partiler iktidarıyla muhalefetiyle mağdur durumda olan Soma madencilerinin bu taleplerinin buraya heyetleriyle gelip dinlenmesini, onların taleplerinin nasıl aşılabileceğine, nasıl karşılanabileceğine dair görüş alışverişinde bulunmasını doğru bulmaktadırlar. Dolayısıyla bütün partilere çağrımız şudur, Soma madencilerinin bu yürüyüşün engellenmesi ortadan kaldırılmalıdır ve bu engel anayasaya da aykırıdır üstelik. Madenciler Ankara'ya gelmelidir, bizlerle görüşmelidir. İkinci bir hukuksuzlukla ilgili kısaca bir şey söylemek istiyorum. 2013 yılında gerçekleşen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği Gezi direnişiyle ilgili açılan davanın 3. duruşması dün İstanbul'da. Devam edelim. Dün İstanbul'da 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü ve iş insanı ve sivil toplum aktivisti olan Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi. 1 Kasım 2017'de talimatla gözaltına alındı Osman Kavala ve yandaş medya aracılığıyla saldırıya maruz kaldı. Ardından da tutuklandı. İçi boş, mesnetsiz bir iddianame ile haksız yere aylardır cezaevinde tutulmaktadır. Kavala da aslında iktidarın kontrolü altındaki, iktidarın direktifleriyle hareket eden bir yargının kararıyla adeta rehin alınmış vaziyettedir. Sivil topluma, muhalif olan herkese, özellikle de Gezi'de yer almış herkese yönelik bu baskının, gözdağının somut ve güncel örneklerinden bir tanesidir Kavala'nın tutukluluğunun devam etmesi ve bu devamı hukuken de vicdanen de kabul etmek mümkün değildir. Dolayısıyla bu konuda Osman Kavala başta olmak üzere bugün Tamamlıyorum. Hukuksuz ve haksız yere cezaevinde tutulan herkesin, siyasetçi, gazeteci, sendikacı, akademisyen, kim varsa herkesin bu hukuksuz ve haksız tutuklamalarla karşı karşıya olan, muhalif olduğu için hak ihlalleriyle karşı karşıya olan insanların bir an evvel serbest bırakılması gerekiyor. Hem de bugün bunu konuşuyoruz. Yani biraz sonra Türkiye'de yargı alanında hangi düzenlemelerin yapılması gerektiğini tartışacağımız günde bunu konuşuyoruz. Yani bu hukuksuzlukları yapanlar ve yaptıranlar bilsinler ki adil yargılanma hakkı ve bağımsız ve tarafsız bir yargı herkese her zaman lazımdır. Yarın onlara da lazım olacaktır. Teşekkür ediyorum. Söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Özkoç'ta. Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım. Az önce Grup Başkan Vekili arkadaşlarımın da ifade ettiği gibi bugün mecliste Soma'da gelen işçilerimiz vardı. 2014 yılında 301 madencimizin can verdiği katliamın gerçekleştiği Eynel Ocağı'nda işten çıkartılan 2831 madenci hala tazminatlarını alamamıştır. Bu işçilerimizin kıdem tazminatlarını alabilmesi için biz 2015 yılında burada bu meclisin çatısı altında bir yasa çıkarttık. Bu yasaya rağmen, açılmış onca davaya rağmen işçilerimizin hakları olan tazminatı alamamış olmaları şaşırtıcıdır. Gelecek ayın sonunda 30 Kasım 2019'da bu yasal hakları zaman aşımına uğrayacaktır. Bu nedenle 5 Ekim'de Soma'dan Ankara'ya bir yürüyüş başlattı arkadaşlarımız. Bu yasal hakları da valilik tarafından engellendi. İnsanlara hem hak ettikleri tazminatı ödemiyorsunuz, hem bu konuyla ilgili meclisten çıkan yasayı uygulamıyorsunuz, hem mahkemelerin çıkarttığı yasaları uygulamıyorsunuz, İnsanların bıçak kemiğe dayanınca feryadını da susturmaya çalışıyorsunuz kolluk kuvvetleriyle. Peki ne yapacak bu insanlar? Nasıl yaşayacaklar? Bu ülkede yaşamın güvencesi nedir? Çalışan insanların haklarını alamadıkları bir ülkeye, Türkiye'ye, dış dünya nasıl bir yatırım yapacak? Niye gelecek bu ülkeye? Niye bu ülkede üretim yapacaklar? Bu ülkede işsizliği siz nasıl yok edeceksiniz? Bu ülkede üstün olan nedir? Yasalar mıdır? Mahkeme kararları mıdır? Yoksa sarayın kararları mıdır? Buna bir karar vermek gerekmiyor mu bu ülke?
Devam edelim. Dün bir tezkere çıkarttık. Tezkereyi çıkartmadan önce o da bir torba tezkere. Suriye ile Irak aynı pakette. Her ikisini de ayrı ayrı değerlendirmemiz gerekiyor. Onu çıkartmadan önce burada arkadaşlarımız konuştuk. Türkiye Cumhuriyeti uyguladığı dış politikalar neticesinde, iktidarın uyguladığı yanlış dış politikalar neticesinde askerlerimiz Suriye sınırında Ruslar tarafından korunuyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin iktidarı da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelip Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda gerekirse bize oraya girme izni verin diyor. Askerlerimiz o bölgede DAEŞ'in ve terör örgütlerinin saldırılarına karşı Ruslar tarafından korunurken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde biz bu izni vermeyeceğiz de ne yapacağız? Devam edin. Biz bununla ilgili bu mecliste ne konuşulması gerekiyorsa, nasıl bir uyarıda bulunulması gerekiyorsa bulunuyoruz. Fakat bakın, hem bu izni vereceğiz, hem Türkiye bir savaşın eşiğine gelecek. Türkiye'de Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili Türkiye savaşa girdiğinde, Amerika ambargo koyduğunda ve silah vermediğinde Türkiye kendi gücüyle kurduğu tank palet fabrikasını, yani o büsleri yapan tank palet fabrikasını, yani 40 kilometrede nokta atışı yapan tank palet fabrikasını, yani o büsleri yeri geldiği zaman Mehmetçiğe gönderip de tamirini yapan tank palet fabrikasını Katar ordusuna peşkeş çekecek. 140 tane o bütün bugüne kadar yapılıyor olması gerekiyordu. Elimde sözleşme var. Tank paletini yapması gerekiyordu. Mehmetçiğin ve Türk işçisinin tamamlayalım. Şimdi bunların özelleştirme kapsamına alındıktan sonra 8 gün sonra, yani tank palet fabrikası 20 Aralık 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararıyla özelleştirme kapsamına alınıyor. Özelleştirme kapsamına alındıktan 8 gün sonra da 28 Aralık 2018'de Milli Savunma Bakanlığı'nın emriyle tank palet fabrikası içindeki o büslerin üretildiği üretim atölyesi 2 yıl için bedelsiz olarak Katar ordusuna veriliyor. Peki o büsler, 140 tane yapılması gereken o büsler yapılıyor mu? Bilmiyoruz. Akıbeti nedir? Bilmiyoruz. Peki bizim ürettiğimiz o büsleri biz yeteri kadar üretip yeri geldiği zaman bir müdahale anında kullanabilecek gücümüz şu anda var mıdır? Onu da bilmiyoruz. Türkiye nereye savruluyor? Onu da bilmiyoruz. Meclisin bu konuda bir an önce gereğini yapmalı. Tamamlayalım. Teşekkür ederim. Söz sırası AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Turan'da. Buyurun Sayın Turan. Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün biliyorsunuz kamuoyunda yargı reformu diye bilinen sıradaki belgemizin ilk adımı olan kanun teklifini görüşmeye başlayacağız. Bu konudaki toplumun beklentilerini biliyoruz. Meclisimizin, vekillerimizin beklentilerini biliyoruz. Ümit ediyorum saygın bir ortamda, karşılıklı görüşmelerle, uzlaşıyla bu kanunu bugün yarın sonuçlandırırız, beraber takip ederiz. Bu yargı paketinin toplumumuzdaki yargıya olan güvenin artmasında çok büyük bir adım olacağını düşünüyorum. Ancak bunun devamında da diğer yargı paketleriyle beraber sürecin devam edeceğini duyurmak istiyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugün 9 Ekim Dünya Posta Günü ve küresel iletişim devriminin başlangıcı olarak kabul edilen Dünya Posta Birliği'nin 145. yaşı. Dolayısıyla yağmur çamur demeden işlemlerimizi kolaylaştıran tüm posta çalışanlarımızın bu özel günü kutluyorum. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, grup başkan vekillerimiz haklı olarak Soma maden işlerimizle ilgili uygulamadaki soruları dile getirdiler. Soma ile ilgili o üzüntücü hadiseden sonra tüm gruplarımızın, tüm partilerimizin ortak çalışmalarıyla çok önemli yasal değişiklikler yaptık. Çok önemli hakların hayata geçmesini beraber sağlamaya çalıştık. Ancak görüyoruz ki uygulamada aslında yasadan kaynaklı olmayan, tam aksine uygulama sorunu olan bir sorunla karşı karşıyayız. Arkadaşlarımızla görüştüm. Bugün ilerleyen saatlerde diğer grup başkan vekillerimize toplantı olacak, o arkadaşlarımızın, iş arkadaşlarımızın.
Bu konudaki hassasiyetimizi ifade etmek istiyorum. Ümit ederim konunun çözümü için hep beraber adım atarız ve sonuç alırız. Yine aynı şekilde grup başkan vekilinin ısrarla ordumuzun sıkıntısı olabilecek konuda ifade ettiği başlığa değinmek isterim. Bu polemik konusu değil. Ordu bizim ordumuz. Suriye'de özel bir dönem yaşıyoruz. Tezkeremizi dün hep beraber geçirdik. İttifakla beraber. Ama şunu söylemeden geçemeyeceğim Sayın Başkan. Türkiye'de bundan 15-16 sene önce %20'lerde olan ülkemizin yerli milli savunma oranı bugün %70'leri geçmiş durumda. Bu çok kıymetli bir değer. Artık kendi mühendisimizin, kendi askerimizin kendi silahını yaptığı, ürettiği çok farklı bir dönem yaşıyoruz. Hatta üretilen bu savunma sistemlerinin dünyaya ihracı söz konusu, değişik ülkelere ihracı söz konusu. Daha ilerleyen zamanlarda daha büyük çalışma hep beraber yapacağız Sayın Başkan. Buyurun Sayın Yaskoç. Milli tank projesi diye başladık. %50'si Katar ordusuna verilen 13 tane yönetim kurulundan 7 tanesi Katar ordusuna verilen, yani yetkinin tamamı Katar ordusuna verilen bir proje, bir milli olamaz. 2 bize ait olamaz. 3 Asvataşe'nin kuruluş ana sözleşmesinden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin menfaatinin öncelikle maddesinin kaldırılarak bunu tamamen silahlı kuvvetlerin imkan ve kabiliyetlerini arttırmadan ayrıştıran maddeyi de oraya koyan zihniyeti millete hesap vermesi gerekiyor. Sayın Başkan, bu kuracak konu değil ama bununla ilgili Sayın Genel Başkanlar değişik ortamlarda defaatle cevap verdiler birbirlerine. Özeti şu, milli savunmada Türkiye'nin açtığı mesafeyi herkes biliyor, konuşuyor. Bu farklı tartışma konu, teknik konu. Fakat özetle yerli savunma sanayimizin çok büyük bir ilerleme kat ettiğini, %70'lere varan oranda yerli üretim başladığımızı dünyaya ihraç ettiğini söylemek istiyorum. Peki. Değerli milletvekili. Efendim doğru değil. Ne saldırı ya? Yani biz gerçekleri konuşuyoruz. Özür diliyorum. Sizin karşınızda defalarca söz almak istemem ama bir milli savunmada geldiğimiz nokta anlatıldığı gibi değil. İki, başkanım, biz Türkiye Cumhuriyeti'nin başında bulunan kişi eğer bir sözü ben milli tank üreteceğim derken, Türk askeri üretirken, Türk mühendisi üretirken bunu alıp da hiçbir şekilde teknolojik üstünlüğü olmayan Katar ordusuna peşkeş çekerse bunun adı vatana ihanettir. Değerli milletvekilleri, grup başkan vekillerimizin hepsinin değindiği bir konuda Soma Maden İşleri konusunda anlıyorum ki herkes bir hassas duruş sergiliyor. Meclisten çıkan bir yasanın da uygulanması konusunda uygulamadaki az önce Sayın Turan'ın bahsettiği aksaklığın bir önce giderilmesi bir sosyal devletin de gereğidir. Büyük acılar yaşamış bir Soma'daki maden işçisi kardeşlerimizin yasayla kazanılmış haklarının ödenmesi konusunda bir an önce çaba gösterilmesinin yararlı olacağını herkes söylüyor. Ben de katılıyorum. Umarım en kısa zamanda bu sorun çözülür. Değerli milletvekillerimiz,